Değerli izleyicilerimiz merhabalar. Bugün 1-3 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak dünyadaki ilaç sektörü etkinlikleri arasında çok özel bir öneme sahip olan CPHI toplantısının mikro etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen açık oturumlarımızın ikincisine başlayacağız. Yine çok değerli iki konuğumuz var. Fatma Tam Hanımefendi. Ülkemizde dünya standartlarında ilaç üretimi koşullarının yayılması, bu alanda çalışacak kişilerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesine kendisini adamış çok önemli bir vakfın Sağlık Bilimleri Derneği'nin yönetim kurulu başkanı. Ayrıca gene ülkemizin ilaç üretimi konusunda önde gelen şirketlerinden Farmavizyon şirketinin genel müdürü. Hoş geldiniz diyoruz tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Diğer konuğumuz ise hem bir yönetici, hem bir girişimci, hem de bir bilim adamı, doçent doktor Nuri Tasalı. Evet. Kendisi İstanbul Onkoloji Hastanesi Genel Müdürü. Her iki konuğumuzla da CPHI konferansı öncesinde yapılan bu mikro etkinlik çerçevesinde hem ülkemizde hem bölgemizde gerek ilaç sektörünün üretiminin gelişimini, gerekse de sağlık hizmetleri sunumu konusunda genel bir çerçeve oturtmaya, yeni şeyler öğrenmeye ve sormaya çalışacağız. Fatma Hanım, öncelikle sizle başlamak istiyoruz. Ülkemizde ilaç üretimi nasıl evrelerden geçerek bugüne geldi? Şimdi 1950'lerde aslında ülkemize verilen Marshall yardımlarıyla eczanelerde başlamış olan ilaç üretimi, örneğin şuruplar, kolonyalar gibi, buna Eczacıbaşı, Abdi İbrahim, İbrahim Ethem gibi köklü yerli firmalarımızı katabiliriz. Daha sonra aldıkları bu Marshall yardımlarıyla ilk fabrikalarını kurmaya başladılar. Ve ilaç sanayinde öncelikle küçük adımlarla başlayan üretimimiz, daha sonraki tarihlerde 1980'lerde GMP'nin de Türkiye'de yerleşmesiyle çok daha iyi teknolojilere doğru, çok daha gelişmiş teknolojilere doğru adım attı. Yani şimdi o zaman içindeki kaydedilen gelişmeler bizi dünyadaki standartlara getirdiği gibi, hatta pek çok ülkedeki standartların da üzerinde olduğumuzu gayet rahatlıkla söyleyebilirim. Bunda bir kere Türk insanının hem girişimci ruhu hem de yatırıma yatkınlığı, fleksibilitesi, çağa ayak uydurmaya hevesli olması, özellikle genç yatırımcı iş adamlarının çok büyük rol oynuyor. Örneğin yurt dışındaki fabrikalarda bir kez yapılan yatırımın üzerine pek fazla katılmadığı halde Türkiye'de her zaman teknolojiyi en yeni haliyle takip etme hevesi vardır. Ben meslektaşlarımda gerek yurt dışı fuarlara katılımında çok büyük bir katılım oranı görüyorum yıllardır. 25 yıldır ilaç sektöründeyim ve bunu çok yakından takip ediyorum. Ve her zaman için 25 yıldır da Türkiye'deki gelişim gerçekten yurt dışındaki gelişimden çok daha hızlı hareket etmekte. Dolayısıyla ülkemizdeki teknolojinin tüm dünyaya ilaç üretebilecek bir ayarda olduğuna kesinlikle inanıyorum. Harika. Bu geçmişe baktığımızda aslında genelde devletin kamu yatırımlarının olduğu birçok sektör ve alan görüyoruz. Hani ilaç tamamen özel sektör üzerinde başlamış ve gelişmiş bir sektör gibi görünüyor, değil mi efendim? Evet, öyle. Aslında eskiden askeriyenin de bir ilaç fabrikası vardı. Fakat devlet kendisi bu yatırımlara o şekilde, yani devletin Sağlık Bakanlığı kendisi bir hastane yatırımını düşünmüyor. Ancak ülkemizde aslında ilaç sektörü içinde pek çok destek programlar var. Bunlar TÜBİTAK olsun, TEYDEP projeleri olsun. Yani ürün geliştirmeye yönelik, teknolojiyi geliştirmeye yönelik bizler pek çok fonlardan yararlanabiliyoruz. Tabii bunun hani organize sanayi bölgeleri de buna bir destek oluyor, ama kümeleşmeye geldiğinde bunun biraz daha yoğunlaşması lazım. Burada ilaç sanayinin kümeleşmesi, örneğin İstanbul ve civarında yoğunlukta bulunan ilaç fabrikalarının kümeleşmek için Doğu Anadolu'ya gitmesi, daha çok fonlardan yararlanabilmesi için şu an biraz zor gözüküyor. Aslında tabii son yıllarda Anadolu'da da fabrika yatırımları
çoğalmaya başladı. Örneğin Konya, Kayseri, şimdilerde duyuyorum Adıyaman, Adana, işte değişik yerlerde eskiden bir tek Karadeniz bölgesinde vardı. Bir iki tane. Daha yoğunlaşıyor, çoğalıyor ama genelde %80-90'ı İstanbul'da konuşlanmış. Dolayısıyla İstanbul'daki fabrikaların yatırımına da devlet katkısının biraz daha artırıldığı takdirde zaten devletin buna tek başına girmesine gerek yok diye düşünüyorum. Peki mamul üretim dışında ham madde üretimi de benzer bir gelişim gösterdi mi acaba? Göstermedi. Ben kendim zamanında bir ham madde fabrikasını da yönettim bitmiş ürünle beraber. Buradaki sebep bizim aslında fiyatlarımızın Orta Doğu'yla, Orta Doğu demeyeyim, Uzak Doğu'yla karşılaştırılamıyor olması. Oradaki iş gücünün çok düşük, yani ücretli olmasından gelen bir sebeple Türkiye Çin'le Hindistan'da rekabet edemiyor. Dolayısıyla Çin dünyada da onlar, dünyada da onlar artık bir çoğunluk oldular ve burada bu karlı olmuyor. Ancak aslında tabii ki çok istenilen şey vertical integration olması, ham maddenin de burada üretilmesi, direkt üretime alınması. Dolayısıyla bu ilacın bulunurluğunun, sürdürülebilirliğinin en kuvvetli etkeni olacaktır. Ama maalesef bugün Türkiye'de etken madde üretiminde biz çok faal değiliz. Evet. Peki Ar-Ge ve inovasyon tarafında ülkemizin veya bizim bölgemizin diyelim konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında Ar-Ge dediğimizde Türkiye'de genelde geliştirme yapılıyor. Yani Ar-Ge geniş anlamda inovatif ürünün de geliştirilmesidir. Yani araştırma ve geliştirme. Bu da en az 10 yıllık bir süreci tarif eder ve Türkiye'de maalesef şu ana kadar bir molekülün araştırma ve geliştirilmesinden başlar. Klinik çalışmalar vesaire. Bunlar çok uzun ve çok maliyetli bir süreçtir. Türkiye'de henüz böyle bir girişim yok. Biz hükümetimizin girişimleri olduğunu biliyoruz ama ne safhada olduğunu şu an bilemiyorum. Üniversitelerle ortak çalışmalar yapıyorlar. Tabii gönül ister ki, ben bir eczacı olarak isterim ki Türkiye'de ilaç firmaları buna yatırım yapsınlar ve ülkemizden bir molekül gelişimi olsun. Sadece jenerik ürün geliştirmeyelim. Yani ben Ar-Ge departmanları da yönetmiş olan ve yöneten yılda 30-40 tane jenerik ürün geliştiren bir kişi, yani geliştirmede desteği olan bir kişi olarak, yönetmiş bir kişi olarak sadece jenerik ürün değil, inovatif ürünlerin de geliştirilmesinin ülkemizde olmasını çok isterim. Evet. O zaman ilacın 3 perspektifini sizin sözlerinizle toparlarsak, Ar-Ge ve inovasyon tarafında bir varlığımız, mevcudiyetimiz çok söz konusu değil. Daha çok gelişme tarafındayız, geliştirme tarafındayız. İnovasyon konusunda yok diyemeyeceğim. Çünkü inovatif jenerik ürün yapıyoruz, geliştiriyoruz. Yani değer katılmış jenerikler geliştiriyoruz. Bunları söyleyebiliriz. Yani başka terapötik alanı da yardımcı olacak veya kombinasyon ürünleri olacak. Bunlar da aslında yani Türk insanının zekası, hayal gücü, vizyonu son derece geniştir. Yani yurt dışında da yaşamış bir insan olarak bunu kesinlikle eğitim de almış bir kişi olarak bunu söyleyebilirim. Ama burada maddi destek söz konusu. İşte burada devletin bu desteklerini artırarak, fonlarını farklı bir şekilde vererek, farklı şekilde açıklamak isterim. Bu da önce sen harca, sonra biz sana geri ödeyelim değil. Devlet önceden eğer verirse fonlarını, biz bir şeye başlayabiliriz. Çünkü herkes burada tıkanıyor. Ve şu an maalesef ilaç fiyatlarının da çok düşük olmasından ve ürün ruhsatlandırma süreci bitene kadar o fiyatların daha da düşmesinden ve ondan sonra feasible olmamasından, satış imkanlarında bir kazanç görememesinden dolayı bütün firmalar diyeceğim, genellemek isteyeceğim, Ar-Ge departmanındaki çalıştıkları ürün sayısını düşürdüler. Azalttılar en azından. Kimileri neredeyse iyice küçüldü. Onun için de Ar-Ge merkezlerinin kurulma şeyleri de şartları da örneğin minimum 30 kişiydi. 15 kişiye kadar düştü. Yani. Evet. Aslında nispeten sermaye birikimi sağlamış bir iki ilaç firmamızı dışında tutarsak, bırakın Ar-Ge'yi, firmaların kendi işlerini döndürmeleri bile kolay değil. Çok fazla işten çıkarmalar var.
Hani ilaç sektörü hakikaten çok zor bir dönemden geçiyor. Kârlılık neredeyse kalmadı. Dolayısıyla Ar-Ge gibi, yeni ürün geliştirme gibi yatırım gerektiren taraflarda devletin katkısı çok gerekli oluyor. İkinci perspektif olan ham maddede de aslında çok fazla bir varlığımız söz konusu değil herhalde. Daha çok bu da Uzak Doğu'dan geliyor dediniz. Dolayısıyla üretim konusunda iddialı bir oyuncu haline geliyor Türkiye bu bölge için. O konuyu biraz detaylandırabiliriz. Bilir miyiz? Ne gibi fırsatlar, artılar var bizde, bölgemize veya Avrupa Birliği'ne yönelik, MENA bölgesine yönelik? Şimdi biraz önce de ben sadece fason üretime odaklanmış olan, ana hizmet alanı fason üretim olan Farmavizyon'un genel müdürü olarak söyleyeyim. Hem çok uluslu yer Türkiye'de yaşayan firmalara hem yurt dışına ürün üretip satıyoruz, ihraç ediyoruz. Burada Avrupa'nın dediğim gibi kalitesinden hiçbir farkımız yok. Uzak Doğu'dan çok daha ucuzuz ve ucuz diyorum pardon yanlış söylüyorum. Uzak Doğu'dan çok daha kaliteliyiz ve Avrupa'dan çok daha ucuzuz. Dolayısıyla Türkiye bu açıdan çok enteresan bir ülke yurt dışındaki pazarlar için. Yani Uzak Doğu'ya gidip ucuz fiyatı oradan bulmak zorunda değiller. Biz de ucuzuz ama onlardan kalitemiz daha yüksek. Dolayısıyla bunu iyi kullanmak lazım ve MENA bölgesinde içine kapsayarak ama sadece MENA'ya odaklanmak değil, MENA'yı da içine kapsayarak orada çok büyük bir potansiyel var. Orası çünkü çok yalnız bırakılmış bir yer ve hem kalite açısından hem teknoloji açısından ben kendim İspe şapkamla da MENA ülkelerine gidip ziyaretip onları da eğitimde hatta yakın zamanda geçtiğimiz ay bir eğitim verdim 2 günlük. Orada da bu eğitim ihtiyacının GMP işte teknoloji alanındaki bilgi ihtiyacının çok yoğun olduğunu gördüm. Buralara açılım imkanımız var. Hem sanayi olarak hem bütün sağlık sektörü olarak diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim Türkiye'de ki değerlerimizi oralara taşıyarak Türkiye'yi hükümetin 2023 hedeflerine hem şey için ihracatı artırmak için hem de ilaç sanayini ekonomik çalışaraktan demin buyurduğunuz gibi yani şu an çok sıkıntı çekiyor ilaç sanayi. Fiyatlar çok düşük, ham maddeler pahalı. Kur farkını yaşıyoruz. Biz 3 liradan ham madde ithal edip 1.18'lerden, 1.20'lerden neyse şu anki tam 1.90 küsürlerden satış yapıyoruz. Dolayısıyla bizim burada yani fiyatlarımızı bu şekilde tutabilmemiz için kapasitemizi artırmamız, kapasitemizi daha iyi kullanmamız ve çok üretim yaparak aslında maliyetlerimizi düşürmemiz elzem. Bunun için de yurt dışına açılmamız için bize gene devlet destekleri gerekli. Kapıları açmaları, ticaret odalarının kooperasyonlarını artırmaları, yurt dışında ruhsatlama için Türkiye'deki imkanları, ruhsatlama şartlarını hafifleterek hızlandırılması, Türkiye'deki birim fiyatların yurt dışına verilmemesi, çünkü o zaman Türkiye fiyatlarının yurt dışında da uygulanmasıyla biz orada rekabet gücümüzü kaybediyoruz. Pek çok konu var aslında birbirine açık. Aslında çok güzel toparladınız. Yani devlet desteği dendiğinde sadece teşvik ve maddi destekler değil, aslında regülasyonlarla ilgili, denetim süreçleriyle ilgili basitleştiren değil fakat hızlandıran bir takım desteklerin altını çiziyorsunuz. Aslında çok güzel çünkü ilaç sektörünün üretimin bu noktada olması ve dünyada bölgemizde rekabetçi bir güç haline gelmesi gerçekten çok sevindirici bir haber. Çünkü tekstilde başlamıştı. Büyük bir başarı hikayesi yazdı sektör olarak. Daha sonra otomotivde bunu gördük. Şimdi savunma sanayinde güzel şeyler oluyor. Hani bir sonraki bu bahsettiğiniz düzenlemeler yapılabilirse aslında ilaç sektörü de bu güzel başarı hikayeleri yazılan sektörlerin arasına katılabilir. Biz size sonra tekrar döneceğiz. Şimdi ben hocamıza dönmek istiyorum. Sayın Doçent Doktor Nuri Bey'e. Nuri Bey, Fatma Hanım en son konuşmasının bir yerinde bahsederken aslında ilaç sektörünün dünyaya açılabileceğinden, üretim olarak çok geniş olanakları olduğunu söyledi. Sağlık hizmetlerinin sunumunda ülkemiz aslında bu medikal turizmle birlikte bir miktar, hatta ilaç sektöründen belki daha önce başarı hikayesi yazmaya başladı galiba. Bu nasıl dinamiklerle meydana geldi?
Çünkü çok yeni gelişmeler herhalde bunlar, değil mi efendim? Çok yeni sayılmaz aslında ama yani baktığınız zaman bir 10 yılın içinde giderek artan şekilde günümüzde de çok arttı. Yani son dönemlerde artık sadece Orta Doğu ülkelerinden değil Avrupa ülkelerinden de hasta kabul eder duruma geldik. Hatta bazı yerlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden bile hasta kabul eder duruma geldik. Artık buradan hastayı oraya göndermek eskiden yerine öyleydi tabii. Evet. Bypass için falan. Yani ben şöyle örnekler bile biliyorum konu anlamında. Buradan yurt dışına hasta gönderip yok o sizin ülkede daha iyi yapılıyor deyip geri gönderilen hastalar biliyorum. Ama bunun birkaç tane şeyi var. Biraz önce Fatma Hanım'ın söylediği gibi biz teknolojiyi çok çabuk adapte edebiliyoruz ülkemize. O açıdan yüksek teknolojiyle çalışıyoruz. İkincisi devletin de bunun için bir desteği oldu. Yani Ekonomi Bakanlığı'nın hem hastanın transferi açısından hem anlaşmalar açısından bir takım destekleri oluyor. Tanıtım faaliyetlerine destekler oluyor. Hem tanıtım faaliyetlerini yurt dışında, açacağınız aynen söylediğiniz gibi onların da çok ciddi faydası oldu. Hemen hemen her hastanede yani orta ölçeğin üzerindeki her hastanede artık uluslararası departmanları kuruldu. Dolayısıyla bu departmanların vasıtasıyla da çok sayıda hasta bize gelebiliyor. Dediğim gibi yani sadece Orta Doğu'ya değil, aynı zamanda Orta Doğu'ya, Afrika'ya değil, aynı zamanda Avrupa'ya da artık hizmet verebilir konuma gelmiş durumdayız. Evet ve işin güzel tarafı birçok sektörde devletin verdiği teşvik ve desteklerin çok yerinde kullanılmadığını görüyoruz ama burada süreç iyi yönetildi. Evet. Ve bu destekler hakikaten bir sonuca dönüştü, iyi kullanıldı değil mi efendim? Evet, kesinlikle yani bir iki defa benim de Ekonomi Bakanlığı'nda bir iki temasım oldu. Kesinlikle anlayışla yaklaşılıyor orada. Yani sorunun özüne inilmeye çalışıyor. Neye ihtiyaç olduğu araştırılıyor. Buna göre işte size bir örnek verebilirim. Yani yabancı tercümanlarla ilgili sıkıntıda da yani bu eğitim konusunda Orta Doğu'dan yaptığınız tercümanların yani size hizmet eden tercümanların çok eğitimleri yüksek değil. Bunlara da destek olunabileceği konusunda bir takım açılımlar sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla yani sağlık sektörü bu sağlıkta dönüşüm programından sonra hızla yani hastaneler anlamında hızla büyümeye başladı ama bu büyümenin içinde benim düşündüğüm yani biraz geriden gelen buna göre geriden gelen kalite anlayışımızın biraz daha oturması standartlarımızın biraz klinik daha klinik hizmetlerde kalite yani, anlamında aynen öyle çünkü yani o da geçmişten kalan şeyin üzerine bir anda sünger çekemiyorsunuz. Dolayısıyla o da bir süreç ama bunun üzerine eğilirseniz zaman içinde bunun da çözülebileceğini yani yeni hastanelere regülasyonlar farklı mesela ilk açılan hastanelere ama diğerlerine göre biraz daha onlar rahatmış öyle söyleyeyim. Regülasyon olması herkesi koruyan bir şey. Yani sadece buna uyanları değil uymayacak olanların da sıkıntı yaşaması sonucu uyanları koruyacak bir şey oluyor. Dolayısıyla o regülasyonların kalite anlamında da biraz daha arttırılması gerekiyor. Aslında burada uzmanlık derneklerine de önemli görevler düşüyor herhalde değil mi? Çünkü bu çok teknik bir konu. Klinik hizmetlerin kalitesinin değerlendirilmesi, korunması, geliştirilmesi. Hani bu devletin belki tek başına belki ruhsatta, izinlerde faydalı olabilir ama. Şimdi klinik hizmetlerin yani tıp anlamında değil. Zaten kalite dediğiniz zaman siz bir süreçten bahsediyorsunuz. Bu süreçleri yönetmenin bir takım bu klinikteki guideline'lara uyarak işlemin yapılması gerekiyor. Yani tıpta bence sence diye bir şey yoktur. Yani dünyanın kabul ettiği standartlar ve onun oynama payları vardır. Onların içinde kalabildiğimiz müddetçe doğru tıp yapıyor oluyorsunuz. Ülkemizde de bu hakikaten yani birkaç tane derneğin üyesiyim ben. Birkaç tane dernekte de aktif görev veriyorlar yani dernek olarak değil de katılımcı ve destekleyici olarak. Oralarda yapılan çalışmaları düşününce biz bu yönde tıbbın iyi tıp yapılması yönünde elimizden geleni yapıyoruz akademisyenler olarak. İşte hastalarda da bu bilincin artmasıyla faydanın daha maksimuma çıkabileceğini düşünüyorum. Evet. Size tekrar döneceğiz. Konu derneğe gelmişken Fatma Hanım siz çok ülkemiz için önemli faaliyetler gösteren bir derneğin yönetim kurulu başkanısınız.
bu derneğin çalışmalarından bahseder misiniz bir miktar? Tabii ki memnuniyetle. İSPE Sağlık Bilimleri Derneği, İSPE International Society of Pharmaceutical Engineering isimli organizasyonun, Amerika'da merkezi olan organizasyonun 21. derneği olarak Türkiye'de kurulmuş oldu 2005 yılında. Bu sene 10. yılımızı kutluyoruz. Çok kısaca faaliyetlerimizden bahsedersek aslında İSPE'nin ana amacı sanayiyi, akademiyi ve otoriteyi bir araya getiren bir dernek olmak ve çok burada güzel bilgi paylaşımını ve ilaç sanayine yönelik ihtiyaçları belirlemek, eğitimleri oluşturmak, bu eğitimleri vermek, ilaveten regülasyonları destek vermek, üniversitelere ilaç mühendisi dersinin entegre edilebilmesi için 8 sene öncesinden beri üniversitelere öncelikle bir kere endüstriye yönelik dersleri vermeye başladık ve eczacılık fakültelerinde ilaç mühendisi derslerinin önce seçmen olarak şimdi de müfredata girmesini sağladık. Dolayısıyla ilaç sanayinde ihtiyacımız olan gerçek elemanların yetişmesini sağlamaya çalıştık. Bu ne demektir? Eczacıdan mühendis, mühendisten eczacı yapmaya çalıştığımız bir ortamda bunların üniversiteden direkt olarak bu bilgilere sahip mezun olmalarını ve sektörde direkt hemen işe başladıklarında da faaliyete geçebilmelerini, verimli olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Onlara staj imkanları açıyoruz. Ve Kadırga Meslek Lisesi'nde başlamış olmak üzere aynı şekilde ilaç teknisyenleri, ilaç üretim teknisyenleri yetiştirmeye çalışıyoruz. İSPE olarak orada bir sınıf ve laboratuvar açtık ve oradan bu teknolojiyi, ilaç teknolojisini öğrenmiş olan öğrencilerin önce stajlarına fabrikalarımızda izin verip yaptırıp daha sonra istihdamlarını sağlıyoruz. Dolayısıyla o sınıflardan mezun olan her çocuk bir kere bir iş bulma imkanına sahip oluyor ve uzun vadeli ve iyi bir alanda iş bulma imkanına sahip olmuş oluyor. Bizler de sanayi olarak eğitilmiş nitelikli elemanla çalışmış oluyoruz. Eğitiminden başka Sağlık Bakanlığı'yla direkt temas, dirsek temasındayız ve yönetmeliklerin hazırlanmasında, bilgi ve işte danışmanlık aktarımında, danışmanlıklarda bulunuyoruz, bilgi aktarımında bulunuyoruz. Onlarla birlikte Türkiye'deki ilaç sanayinde bu yönetmelikleri nasıl işleyebileceği hakkında kendi sanayimizden kullanma alanları, yapılabilirlikleri, uygulanabilirlikleri hakkında müzakerelerde bulunuyoruz. Ve ilaç sanayinde sürekli gelişimin ihtiyacı olan ücretleri çok düşük çalıştaylar hazırlıyoruz. Dolayısıyla bunlar da sanayinin şu anki en çok önem verdiği konuları ele alıyoruz. Mesela data integrity, yani bütün bilgilerin doğruluğunun verifiye edilebilmesi, takip edilebilmesi. Biliyorsunuz hani yurt dışında özellikle uzak doğu ülkelerindeki üretimlerde güvenirliğin kalmadığı bir ortamda, hele Türkiye'de de bu data integrity'nin iyice sağlanabilmesi, veri bütünlüğünün sağlanabilmesi için sistemlere oturtmaya çalışıyoruz. Kalite metriklerine oturtmaya çalışıyoruz. Bunlar için de sanayiyi bir araya getiren çalıştaylar ve sektör buluşmaları organize ediyoruz. Fevkalade güzel. Daha da başarılı çalışmalar dileriz. İnşallah. Sağlık sektörü gerçekten çok katmanlı bir yapı. İçinde ilaç var, malzeme var, tıbbi malzeme, teknoloji var, hizmet sunumu var, eğitim var, üniversiteler var. Aslında bizim bu mikro etkinliklerimizin CPHR çerçevesinde yapılan mikro etkinlikler kapsamındaki açık oturumların da en büyük amacı bu. Bu katmanlı yapının farklı perspektiflerinden uzmanları, deneyimli kişileri bir araya getirmek ve konunun değişik bakış açılarını birlikte ortaya koyabilmek. Doktor Bey, tekrar sağlık hizmetleri sunumuna dönersek ne gibi fırsatlar var? Hani başarılmış bazı şeyler var ama bu başarı hikayesi devam edecek. Daha uçlara da gidecek herhalde, değil mi? Çünkü genelde konuştuğumuz yöneticiler yurt dışından gelen hastaların daha ziyade bu estetik operasyonlar ve göz ameliyatlarına şimdilik odaklandığını gösteriyor. Daha sofistike işte kalp cerrahileri, onkolojik bir takım tedavilerde belki söz konusu ama daha dominansı şu anda herhalde bu iki branş üzerine. Evet, evet. Daha çok onlar geliyor. Biz onkoloji hastanesiyiz. Bize de çok sayıda hasta geliyor. Yani estetik hastalar değil tabii ama şimdi şöyle bakarsak, yani bizim tıbbın
gidişatına şöyle bakmak lazım. Yani eskiden biz şöyle tıp yapıyorduk. Kanıta dayalı tıp yapıyorduk. Yani textbook'tan bir takım şeylerin nasıl uygulanması gerektiğini hastalara uyguluyorduk. Şimdi ise tıp değişiyor. Yani kişiselleştirilmiş tıbba... En başa dönüyorsan. Evet. Yani her hasta farklıdır. Yani bize öğretiyorlardı onu. Hocalarımız da derdi değil mi? Hastalık yoktur, hasta vardır. Hasta vardır derlerdi ama o sadece sözde kalan bir şeydi. Onun yanında bu hastaya şunu, yani bu hastalığa bunu veririz. Standart reçeteler vardı. Bakım planları. Şimdi bunun için, yani bu sadece sözle yapılabilecek bir şey değil. Bunun için hasta bilgisine ihtiyacınız var. Yani hasta bilgisini de kaydetmeye ihtiyacınız var. Yani bu medikal imajlar artık çok büyük yer tutuyorlar ve hastanelerin bu önemli bir şeyi. MR görüntüleri, tomografi görüntüleri, hatta bir önceki kan tahlilleri ne kadar bilgi varsa o hastayla ilgili. Annesinin babasının hastalığı, onların neden öldüğü, neden veya bir hastalığı varsa ne yaptığı bunların gibi. Bunların bir entegre edilmesi var tabii. Evet. Ve hastalar da yani sürekli aynı hastaneye gitmiyorlar. Farklı yerlere gidiyorlar. Dolayısıyla o datanın da oralarda yapılmaması için, tekrar uygulanmaması için o datanın transferi gerekiyor. Yani ve güvenliğinin sağlanması. Evet, ve elbette ki güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla bunu başarabildiğimiz ölçüde, yani bunu başaran hastanelerin, daha doğrusu sağlık hizmeti sunucularının daha ileride olabileceğini düşünüyorum ben. Yani yurt dışında bile olsa hastanın bilgisini, yani yurt dışından bile geliyor olsa hasta, evet, o hastanın bilgisini siz saklayıp bir sonrakinde tekrar size gelmesini, sizi doktoru veya hastanesi olarak görmesini sağlayabilirsek, o sadece bir estetik operasyon için gelip bir de Türkiye'yi turistik gezip gitmenin ötesine geçmiş olabiliriz. Çünkü bahsettiğiniz şeyler kronik hastalıklar ve bu kronik hastalıklar için burada o hastaların güvenebileceği doktorlarının olması lazım. O doktorların da bu bilgilere sürekli sahip olup o hastayı sanki yakınlarındaymış gibi takip edebiliyor olması lazım. Bunun olabilmesi için siz dediniz biraz kültürel konular da bu işte önem kazanıyor. Nelerin değişmesi gerekiyor? Yani altyapı, kültür, yatırım. Yani bu hasta bilgisi konusunda yatırımlarımızı arttırmamız lazım. Yani bir regülasyon var. 5 yıl ya da 10 yıl tam bilmiyorum açıkçası ama en az 5 yıl hasta bilgisinin saklı. Bu ne kadar saklanıyor? Ne kadarını bunu başarabiliyoruz? Yani bu tür rakamlara ihtiyacımız var. Sadece özel sektörde bizim saklamamız veya başka birinin saklaması değil, devlette bunu ne kadar saklayabiliyoruz? O da daha ziyade kanuni mesuliyetler itibariyle saklanıyor. Aynen, öyle bilimsel aynen. Bir çalışma ya da klinik bir fayda çok... Yok. Klinik fayda ancak öyle sağlanabilir. Doğru. Ama. Ancak öyle. Doğru. Sağlanabilir. Onun yani incelenmesi de gerekiyor. Tabii. Geri çağırmak daha zor açıkçası. Yani evet. Saklamak da problem yok. Yani bir yerlere o datayı alıyorsunuz, tarıyorsunuz ve koyuyorsunuz. O hasta geldiğinde onun çabucak sizin karşınıza gelebiliyor olması gerekir. Evet. Giderek standartlar olarak yaklaşıyoruz ama Türkiye'de hekimler arasında anlatılan böyle efsaneleşmiş Mayo Klinik gözlemleri de vardır. Bir hocamız bahsetmişti. Bir vaka geldiği zaman önce 25-30 yıllık arşiv taraması yapılıp bu vakalar daha önce nasıl bakılmış, neler görülmüş şeklinde bize çok güzel anlatırlardı ki bu yani 80'lerde, 85'lerde anlatılmış hikayeler. Efendim siz gelişmeye yönelik ne gibi fırsatlar var ve bu fırsatların gerçekleşebilmesi için nelerin değişmesi gerekiyor? Biraz önceki konuya bir şey söylemek isterim. Gerçekten böyle bilgilerin saklanması aslında biz ilaçta ürettiğimiz ilacın raf ömrü artı 2 yılı kadar bir döküman saklama mecburiyetimiz var. Dolayısıyla bunlar bizim geriye dönük track edebilmemizi ve ürünle ilgili tüm bilgilere anında ulaşabilmemizi sağlıyor. Ben çok katılıyorum. Tabii burada bilgi güvenliği çok önemli. Çünkü özel bilgilerini insanların saklıyorsunuz ve ortak belki bir takım alanlarda toplayabileceksiniz. Aslında çok daha geniş kapsamlı toplanması faydalı. Ve burada sağlık harcamalarına çok önemli bir katkısı olacağına inanıyorum. Yani sadece ilaç fiyatlarını düşürerek değil, bu tür harcamaların tekrar yapılmamasını sağlayarak, devlet çünkü bunlara katkıda bulunuyor, önemli bir nokta diye düşünüyorum. İlaç sanayi için gelişim alanlarına gelecek olursak... Değişmesi gereken anlayışlar. Değişmesi gereken anlayışlarda
yani bizim açıkçası bilim ve teknoloji adına değişmesi gereken bir anlayış yok. Ben sadece gençlerimizin değişmesi gereken anlayışı İngilizceyi sokak İngilizcesi olarak değil, gerçek anlamda her şeye yetişebilecekleri, her türlü literatürü takip edebilecekleri, sadece okuma İngilizcesi değil, konuşabilme İngilizcesi olarak da kendileri, çünkü bugün bir operatörün bile İngilizce bilmesi bizim için çok önemli, çok oluyor. Önemli. Çünkü yurt dışından gelen operatör, yani bir makine teknisyeni ile konuşup anlaşması ve bunu işini yapabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizde, çünkü ben genellikle eczacılık fakültelerine misafir olarak gidip konuşma ve eğitim verirken bunu gözlemliyorum. Çocuklar İngilizce öğrenerek yetişmiyorlar. Dolayısıyla çok daha geniş alanlarda çalışabilecekken çalışamıyorlar. Dolayısıyla örneğin şu an Türkiye biyoteknolojide çok büyük bir adım atıyor. Pek çok firma biyoteknolojiye giriyor. Fakat burada işte önemli. Önemli bir başlangıç. Çok bu, önemli bir başlangıç. Yani çünkü dünya literatürünün taraması lazım. O insanlarla bir takım ortak alanlarda buluşması, görüşmesi ve dinlemesi ve konuşması lazım ki kendisini geliştirsin. Ne oluyor o zaman? Araştırma geliştirmede de ülkemizdeki bu kadar çok beyin kullanılmıyor. Hindistan'dan Ar-Ge elemanları geliyor. Yani bu çok yazık. Başlangıçta belki kabul edilebilir ama hani 10 sene sonra hala Hindistan'dan geliyorsa Ar-Ge elemanları, o zaman sıkıntı büyük gerçekten. Evet, efendim son 2 dakikamız var. Birer dakikalık 2 söz vermek istiyorum. 1-3 Haziran tarihinde CPHI İstanbul'da düzenlenecek. Bu ülkemiz ilaç sektörü için de önemli bir gurur. Bu toplantıda çok değerli konuşmacılar, çok değerli katılımcılar yer alacak. Onlara yıllarını mesleğine vermiş, ilaç sektörüne, sağlık hizmetlerine vermiş 2 kişi olarak bu toplantıdan azami faydanın sağlanması için en çok nelerin vurgulanmasını istersiniz diyelim. 35'er 40'ar saniye süremiz var. Ben çok uzun senelerden beri CPHI katılımcısı olduğum için gerçekten Türkiye'de de bu fuarın yapılmasına çok seviniyorum. Birkaç yıldır standlarla ülkeler. Bunun yalnız belki benim gördüğüm geçen yıllarda yabancıların Türkiye'ye gelmesinden ziyade Türk firmalarının çokluğunu gördüm stand açan. Aslında Türkiye'deki biz bu firmaları zaten ziyaret edebiliyoruz ama yabancıların da buraya gelip stand açmalarına daha fazla teşvikte bulunmasını öneririm. Çünkü bizim amacımız burada onlarla direkt temasa geçebilmek. Katılımcı olarak geniş bir katılımcı şeyi var ama stand düzeyinde henüz daha giderek artan bir perspektif. Siz hocam neler söylersiniz? Tam sağlık hizmetlerinde bir radyolog ve onkoloji hastanesi yöneticisi olarak. Var. Katılımcıların, yani demin hanımefendinin söylediği gibi, bizdeki İngilizceyle bağlarsak, yani bizde İngilizcenin gelişmemesinin sebebi insanlara konuşmak için izin vermiyoruz. Yani daha fazla konuşmaları, daha çok serbest bırakmamız lazım ki insanlar İngilizcelerini geliştirsin ve öğrensinler. Dinlemiyoruz. Yani ve bir de böyle bir şey seslendirmeye takılmış bir halimiz var. Yani Fransız İngilizcesi, İtalyan İngilizcesi konuşuyor. Biz Amerikalı İngilizcesi konuşmayanı İngilizce bilmeyenden saymaya başlıyoruz gibi. O yüzden o tür toplantılarda da insanlar bilgi vermeye geliyorlar. Bu insanlarla konuşmak lazım. Yani hiç kimsenin çekinmemesini, bütün katılımcılar anlamında çekinmeden insanların ilişki kurmasını, iletişim sağlamasını tavsiye edebilirim. Çok çok güzel, çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Efendim bugün de CPHI İstanbul 1-3 Haziran'da düzenlenecek büyük fuar öncesindeki mikro etkinliklerimizin ikincisini tamamladık. Çok güzel bir açık oturum oldu. Ben her iki değerli katılımcılarımıza da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah görüşmek üzere tekrar. İyi günler diliyorum.